Evet, belediyelerin borçları. Belediyeler biliyorsunuz borç batağında, bunlar da çıkıyor ortaya. Şimdi şurada haberden sonra bunu gene isteyeceğim ben. Bir 5 saniye falan vereceğim, fotoğraf çekebilirsiniz. Yanlarına kar mı kalacak diye soruyoruz. Çünkü herkes diyor ki ya peki hesap vermeyecekler mi? Ya hesabı versinler. Parayı versinler, parayı. Bunları versinler. Ya bu 818 milyar Türk lirası Merkez Bankası'nın zararı. Hane başına 40 bin lira. Hane başına 40 bin lira. Efendim, Şebnem Bursalı'yı saymazsak ona vermeyeceğiz. Yani nereden baksan 80 bin, hani zenginleri sayma, 80 bin, 100 bin hane başı. Verin abi bunu verin yani. Böyle keyfi harcamalar yapıyorsun. Fındığa fıstığa bunlar abi de. Öyle şeyler var. Denizli Büyükşehir Belediyesi 11 milyar lira borçlu devraldı. Sancaktepe ilçemiz 2 milyar, Kütahya Belediyesi 1.7 milyar, Gölbeşi bir ilçe belediyesi 1.6 milyar. Cumhur İttifakı'ndan CHP'ye geçen belediyelerdeki bilanço milyarlarca liralık borçlar. Maaş ödeyecek para yok kasalarda. Hatta yeniden AK Parti'nin kazandığı Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde bile. İlk geldiğim gün maaş ödemek durumundaydım. Maaşı 85 milyonu kredi kullanarak ödedik. Yoksa personelimize maaşı ödeyemeyecek. Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni yeniden AK Parti kazandı, ancak eski AK Partili başkanın 17 milyar lira borç bıraktığı ortaya çıktı. Yeni başkan Sami Er, kasada maaş ödeyecek para yok dedi. Borcu azaltmak için satılacak gayrimenkul bile olmadığını söyledi. Ya dedi ki gayrimenkullerimiz nelerdir? Bunlardan birkaç tane satabilirsek belki durumu düzeltiriz. Ama maalesef burada da tabii bir kaynak bulamadık. Tasarrufsa, denetimse bu belediyeler sizdeyken bu denetimleri yapsaydınız. CHP belediyelerdeki borç yükünün soruşturulmasını, büyük borçlarla koltuk devreden eski başkanlar hakkında işlem yapılmasını istiyor. Çünkü bazı belediyelerde personel maaşı nasıl ödenecek sorusunun yanıtı yok. 3 gün boyunca baş ağrısından böyle uyuyamaz olduk. Çünkü 110 milyon civarında bir borçtan bahsedilmişti. 800 milyon gibi devasa bir borç yüküyle karşı karşıyayız. Üzülerek söylüyorum, vahim bir tablo, ağır bir tablo. AK Parti'den CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 7, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 11 milyar lira borcu var. Kütahya Belediyesi'ne AK Parti 1,7 milyar, Uşak'ı 1,4 milyar, Kilis'i 552 milyon lirayla devretti. MHP'den CHP'ye geçen Alanya Belediyesi'nin borcu 1,2 milyar lira. CHP'ye geçen Trabzon Ortahisar Belediyesi'nin borcu 800 milyon lira. Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin kayyum yönetiminden kalan borcuysa 3 milyar 502 milyon lira. Yıldırımcaksa bizim belediyelere müfettişler gelirken Ankara'yı geçmiş dönemde işte Melik Gökçek gerçeği var. Ya da birçok belediyeye tek bir soruşturma açılmadı.